Cennetteki huller nasıl olacak sizce? İnsan şeklinde mi olur? Aynen Cenab-ı Allah. Tabi Cenab-ı Allah en güzel surette yaratılıyor insanı. Ahsen-i takvimdir insan. Huller de tabi insan suretinde. Güzel, kusursuz, doğal ihtiyaçları olmayan, yeme içme ihtiyacı olmayan, yorgunluk duymayan, daima temiz olan, güzel, hoş hanımlar. Gılmanlar da var bir de, gılman, yakışıklı delikanlılar. Onlar da aynı vasıflara sahiptir. Bir de vildanlar var, küçük minik vildanlar, küçük çocuklar. Cennete neşe katan, ortalıklarda koşan, işte ağaca tırmanıyor kimi bilmem başka. yani cinlikler yapan, şeker var. Cennetin neşesidir çocuklar. Çok fazladır cennette çocuk. Her yerde, her zaman ortaya çıkarlar. Cennet vildanından kastıt odur. Yani cennete neşe veren, işte bağırtısı, çağırtısıyla o, onların sesleri güzel oluyor tabi, huyları da güzel oluyor cennet vildanlarının. Efendim, işte cennet ağaçlarına çıkarlar, cennet evlerine gelirler. İnsanlar hoşuna gider onları sevmek, onların iltifatları, insanların onların iltifatları. Hoş, güzel olacaktır. Allah muti, aklı başında çocuklar ama çocuk aklı olur tabi. Büyük aklı olmaz. Küçük ölen çocuklar hepsi vildan oluyorlar cennette. Zaten onun için getiriliyor dünyaya. Annesi babası vefat edince o feryat figan ediyor. Halbuki zaten cennet vildan olarak gelmiş o. Emaneten gelmiş. Sen mi yarattın? Allah yarattı. Cennetteki vildan buraya geliyor, ziyaret ediyor, geri cennete dönüyor. Onlar da zannediyor kendi malı. Kendi yarattı. Öyle bir şey yok. Cennetten gelen, emaneten gelen vildan gelir dünyayı görür, geri döner. O kadar. Başka bir şey yok. Cennet villanı dünyayı hatırlar. Gılmanlar, cennet hizmetçileri ortalıkta gezer. Her yer işte istediğim bir şey olduğunu yapar. Mesela getir şu sandalye dersin, getirir. Götür şunu dersin, götürür. Eşyaya da söylesen, eşya kendinden hareket eder ama gılmanın yapması tabii insanların daha hoşuna gider.